Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevi bırakmak istediğini söylemişti. Emeklilik dilekçesi kabul edildi. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunu uyarılar yaparak bıraktı. Arkadaşlarına veda ederken duygusal anlar yaşandı. Farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, bir talebi söz konusu. İşte o istek gerçek oldu. Emeklilik dilekçesi işleme konuldu. Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı'na veda etti. Üzerimde hakkı olan herkesten helallik diliyor. Herkese hakkımı helal ediyorum. Çalışma arkadaşlarıyla böyle helalleşti. 7 yıllık başkanlık döneminin ardından tek tek isim isim teşekkür etti. Sözleri salondaki eşini duygulandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yokluğumu hissettirmeyen kıymetli eşime, sorumluluklarım mümin olarak devam ediyor dedi. Kritik bir uyarı da yaptı giderken. Diyaneti farklı inanç gruplarını kucaklamaya çağırırken FETÖ konusunda uyardı. Diyanet teşkilatı bir daha sapkın hiçbir dini yapı konusunda 40 yıl gecikmiş olmanın mahcubiyetini yaşamamalıdır. Ancak dini kurum ve kuruluşlar bu tür yapılarla karıştırılmamalıdır. Görmez'in yerine Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek. Görmez içinse iki farklı görev konuşuluyor kulislerde. Dünyaya İslam'ı anlatacak bir kurumun başına getirilebileceği ya da yeni kurulacak bir İslam Üniversitesi'nin rektörü olabileceği belirtiliyor.